Allah ihtiyacını bildiği için her şeyi kendisine amade kılmıştır. İşte insan-ı kamil her şeyle o irtibatı kuracak ki o her şeyin, alemde yaratılan o şeyin Allah ne sır yükledi ona, o onu açığa çıkarıyor. İşte insan-ı kamil onu biliyor. Böyle bilmekle de kemalatı daha da yükselmiş oluyor tabii ki. Allah ihtiyacını bildiği için her şeyi kendisine amade kılmıştır. İnsanın her şeyden müstani kalması mümkün değildir. Yani muhtaç olmaması, bir insanın ihtiyacı olmaması, her şeyden müstani kalması asla mümkün değildir. Müstanilik ancak Allah'a mahsustur. İhtiyaç yerine getirilebilecek kimseye olabilir. Gerçekte ise her şeyin sahibi Allah'tır. Öyleyse insanı kamil için Allah her şeyin suretinde tecelli etmelidir. İnsanı kamil için Allah her şeyin suretinde tecelli etmelidir. Bu sayede Allah muhtaç olduğu ve varlığının kendisine bağlı olduğu şeyi insana ulaştırır. Allah kulları için gayret özelliğiyle nitelenmiş, gayretin hükmünü izhar etmiş, onlara her şeyin suretinde tecelli edenin kendisi olduğunu açıklamıştır ki ancak ona muhtaç olunabilir. Yani Allah bunu anlattı, açıkladı. Her şeyde tecelli eden benim. Dedi ki şendedir oluyor. Tabii. Allah her an bir şendedir. Burada her şeyde tecelli eden dedi ki alemde ondan gayrısı yok. Her şey Allah'ın ilmindeki ilmi suretler. Bu hakikati idrak eden, yani tevhidi idrak eden kişi o zaman ondan gayrı bir şey olmadığını bildiği gibi mazharlarda tecelli edenin de o olduğunu görür. Ve onu işte Allah da bunu açıklamıştır ki ancak ona muhtaç olunabilir. Yani Allah'a muhtaç olunabilir. O zaman alemde insanın muhtaç olduğu o şu bu derken o mazharların hakikati nedir? Orada tecelli eden Allah olması hasebiyle demek ki muhtaçlığımız dönüyor yine Allah'a. Muhtaçlığımız yine Allah'a dönüyor. Tek ona muhtaç. Tabii ki. Allah şöyle der. Ey insanlar, Allah, siz Allah'a muhtaçsınız. Siz Allah'a muhtaçsınız. Bunu anla ve insanların suri sebeplere boyun eğmesi ve onlara muhtaç olmasını düşün, tefekkür et. Burayı iyi anla diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Senin ihtiyacın Allah'a. Çünkü her şeyden sana tecelli eden gene Allah. Dolayısıyla o zaman muhtaç olduğumuz kim? Allah. Diğerleri araç. Araç. Perde. Perdenin arkasını görebilmek, bunu idrak edebilmek yani. Allah insanların başkasına değil sadece kendisine muhtaç olduklarını belirtmiş, kendilerine sebep suretinde tecelli edenin yine kendisi olduğunu açıklamış, suretlerden ibaret olan sebeplerin kendisine perde olduğunu belirtmiştir. Alimler mertebeleri bildikleri için bunu anlarlar. İşte burada mertebe giriyor devreye. Elbette ki tecelli eden hep Allah'ın tecellisiyle ne diyoruz? Her şey hak. Şimdi ama burada mertebelere göre de ne yapıyor alim kişi? Mertebesine göre de muamelede bulunuyor. O mazharlara, o çeşitliklere bu alemde mertebesine göre de muamelede bulunmak gerekiyor. İşte bu mertebesine göre muamelede yine kemalatı gerektiriyor. Ancak kamil olan her şeye mertebesince muamelede bulunur.